Merhaba arkadaşlar. Yeryüzü cennetinden sesleniyorum size. Ben bir kafa tatili aldım. Ailemden de uzanmış dört gün tek başıma. Hem kendimi biraz işe odaklayacağım, biraz konsantre olacağım gelecekle ilgili projeler. Hem de sizlere içerik geçeceğim. Bir yandan da biraz dinleneceğim. Çocuk çocuğumuzu tabii ki çok seviyoruz ama bazen bu kafanın biraz dinlenmesi lazım. Derken dün Amerika'da piyasalar karıştı. Neden? Biden istifa etti. Daha doğrusu Biden seçimlere katılmayacağını söyledi. İstifa etmedi belki de sorun çünkü seçime katılamayacak kadar kötü durumdaysan ülkeyi, dünyanın en büyük süper gücünü, dünyanın en büyük nükleer gücünü, askeri gücünü nasıl yönetirsin? O da tartışma konusu. Öte yandan Biden'ın istifası da bir tuhaftı biraz. Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı sadece. Kendisi canlı bir paylaşımda bunu anlatmadı. Hatta imzası dijital imza ve başkanlık mührü de yok. Bu da epey O neden oldu. İstifa sırasında kendisinin yerine kimi aday gösterdiğini de söylemedi. 20 dakika sonra attı bir tweette Kamala Harris'i aday olarak gösteriyorum dedi. Bu da epey tartışma neden oldu. Acaba hakikaten Biden mı attı tweet'i? Bir süredir Covid olduğunu söylüyor, hasta olduğunu söylüyor. Acaba bilinç tamamen kapandı mı? Onun yerine birisi mi bir tweet attı? Ortalık epey bir karıştı. Fakat biz önümüze bakacağız tabii. Borsada ne olup ne bitecek ona bakacağız. Daha evvel bahsetmiştim. Trump'ın karşısındaki adayın değişmesini piyasalar olumsuz algılayabilir diye. Niye? Çünkü Trump'ın kazanmasına kesin bakıyorduk geçen haftaya kadar. Ve Trump piyasalar için genelde olumlu. Evet, mikroçipler konusunda, Tesla konusunda bazı açıklamaları geçen hafta piyasalar karıştırdı ama Bunlar bence seçim konuşmaları. Çok önemli yok uzun vadede. Trump daha olumluydu. Şimdi tabii Biden yerine gelecek aday acaba Trump'ı yenebilir mi gibi endişeler var. Ortaya atılan adayın Harris olması Biden tarafından piyasaları rahatlattı. Zaten Bitcoin'de bunu gördük. Böyle bir sert düştü Bitcoin. 66.500-67.000 bin, bin civarlarına 65.000'lere kadar indi. Sonra geri hızlı sekti Harris açıklanınca. Niye? Çünkü Harris'in Trump'ı yenemeyeceği düşünülüyor. Harris'le ilgili eleştiri temelde son 4 yıldır yani başkan yardımcısı olduğu dönemde hiçbir şey yapmamış olması temelde. Aslında bir hukukçu, saygın bir hukukçu ama siyahiler tarafından bile sevilmiyor. Çünkü savcılık yaptığı dönemde şu anda Amerika'da suç olmaktan çıkan esrar kullanımından dolayı pek çok siyahi hapislere attı. Antipatik bir hanımefendi biraz açıkçası ve dış politika, ekonomi konusunda hiçbir görüşü yok gibi gözüküyor. Dans etmeyi daha çok seviyor. Dün Twitter'da paylaşmıştım. Bu yönden pek önemli bir aday değil ve şu anda bahis sitelerinde de Trump'ın rahat rahat Harris'i yeneceği oylanıyor. Tabii belli olmaz daha seçimde 3,5 ay var neler çıkar onu görmek gerekiyor. Ama dün entesan bir gelişme oldu ve Obama Harris'i endorse etmedi. Ne demek endorse etmek? Obama Biden'ın istifasından sonra bir tweet attı ve dedi ki Biden'a teşekkür ederiz demokratik sürecinin yürümesine yardımcı olduğu için. Ve sonra da ekledi dedi ki biz dedi demokratların doğru bir başkan adayı için doğru bir süreci işleteceklerine inanıyoruz. Ağustos ayında Büyük Demokratik Parti konvensiyonu toplantısı var. Orada asla aday verilecek. Biden sadece bir öneride bulunabiliyor. Onun yerine kimi geleceğini tabii ki delegeler karar verecekler. Ve Obama'nın bu çıkışı epey ilginçti. Harris'i endorse etmedi. Yani desteklemedi. Destekleyenler var partiden. Ama Obama onlardan bir tanesi değil ve Obama'nın çok güçlü olduğu Demokrat Parti içinde hala biliniyor. Buna anlama geliyor. Obama'nın hakkında başka bir aday olabilir. Obama belki eşini düşünebilir Michelle Obama'yı. Onu da bilmiyoruz. Ve bir yandan da belki sadece vatandaşın zihninde hani biz demokratik bir partiyiz. Öyle atamalarla bu iş olmuyor algısı için yapabilir. Belki böyle bir iç demokrasi işletme en azından tiyatrosunu yapmayı tercih edebilir olama onu da bilmiyorum. Ama her şekilde şu kesin piyasalar bu haberlerle karışacak. Ve önümüzdeki günlerde dalgalanmalar sertleşecek. Ezberci arkadaşlar geçen haftaki düşüşlere sevindiler. Kayıp nerede? S&P 500'de ve Nasdaq'ta. Oralarda kayıplar var. Bunu zaten bir kısmı öngörüyorduk. Açıkçası Nasdaq'taki kayıp beklediğimi biraz ötesinde. Cuma günü CrowdStrike'deki sıkıntı da bunun üzerine ekledi. O yüzden biraz Nasdaq olması gerekenden kötü performans Ama temelde borsalar yukarı gitti. Bunu nerede anlıyoruz? RSP'den anlıyoruz. RSP Equal Weighted S&P 500 yani eşit ağırlık S&P 500. Normal S&P 500 diye baktığımızda Nvidia gibi, Apple gibi hisselerin orada Payı çok büyük. Yani onların eşit ağırlıklığı yok, büyük ağırlığı var. Öte yandan eşit ağırlıklı RSP'ye baktığımızda aslında yine yükselişin %2.11 olduğunu görüyoruz. Yani borsalar toplamda düşmedi aslında. Borsalar toplamda yükseldiler ama yerler değişti. Ayda IWM küçük hisseler %6.69 yukarı çıktı. Nazlak aşağı doğru indi ama toplamda borsası yukarıya gitti. Cuma hariç. Cuma günü ile beraber biraz moraller bozuldu. Bir de bu aralar hafta sonunda insanlar hisselerine girmek istemiyorlar. Şimdi bu ama siyasi değişim biraz işleri karıştırır gibi gözüküyor. O yüzden çok oynak bir piyasa bekliyorum. Yönü tespit etmek şu anda açıkçası çok çok zor. Bu belirsizlik ortadan kalkıp da Trump'ın karşısına kimin geleceği netleşene kadar Trump çok güçlü bir aday karşısa kim gelirse gelsin kazanma ihtimali yüksek. Kendisine başka yardımcısı olarak seçtiği beyefendiyle piyasalar sevdiler. Büyük oranda sevdiler diyeyim. O yüzden Trump kuvvetli bir aday ama tabii ki demokratların da ele armut toplamıyor. Amerika'da toplam oylarda demokratlar cumhuriyetçileri sık sık geçiyorlar. Orada mühim olan 7 tane eyalet var her seçimde oyu değişen. Orayı etkileyecek adayı bulması lazım demokratların. Benim gördüğüm kadarıyla Harris orada bir değişim yaratacak bir aday değil. Belki Michigan'da yaratabilir. Geri kalan 6 eyalette yine Trump'ın önde olacağını tahmin ediyorum. Ama göreceğiz. Obama neler söylüyor. Piyasanın karışacağı kesin. Bu çerçevede bir de Tesla ve Bitcoin'den bahsetmekle fayda var. Yarın akşam kapanıştan sonra Tesla'nın bilançosu geliyor. Bugün YouTube katıl üyelerine ve Hatice üyelerine Tesla bilançosu ile ilgili beklentilerimi anlatmaya çalışacağım. Teknik olarak da Tesla çok sıkışmış bir yerde şu anda biliyorsunuz. 140 dolarlardan 270'e kadar yükseldi. Şu anda 240 240'lere kadar geri çekildi. Buradan nereye doğru gideceğini tespit etmek çok da kolay değil ama en azından bilançonun ne geleceğini okuyabiliriz. Tesla deyince dün Elon Musk da yine rahat durmadı. Bir yandan Harris'i eleştirdi, bir yandan da profil fotoğrafında tekrar lazer gözlü forma geçti. Bunu anlama geçiyor. Lazer gözler biliyorsunuz Bitcoin'lerin sevdiği bir yapı. Benim de bir zaman gözlerim lazer gözlüydü ve Bitcoin'in yükseleceğini ima eden, Bitcoin'i seviyorum diye ima eden bir şey. Elon Musk bunu mu demek istediği bilmiyorum ama Bitcoin o sırada böyle bir yukarı doğru zıpladı. Bir 68 bini gördük. Şu anda Amerikan piyasası kapalı biraz geri çekilmiş durumda. Ne yapacağını göreceğiz. İkinci önemli konu da dün Trump, Elon Musk ve Tesla ilgili uzun bir konuşma yaptı. Daha evvel biliyorsunuz etik arabaların artık zorluk olmaktan çıkaracağım vatandaş serbest olmalı kararında diyordu. Dün Elon Musk'ı acayip öven bir konuşma yaptı. Ben etik arabalara karşı değilim. İsteyen istediğini alabilir ama zorunlu hale gelmemesi gerekiyor dedi. Bunun bugün bir miktar Cuma günü sert düşen Tesla'ya destek olabileceğini düşünüyorum. Erken pazarda da öyle gözüküyor vaziyetler. Dün yine başka enteresan bir haber de Bitcoin'i ilgilendiren Trump'ın kendisini arzına bakan olarak Larry Fink'i düşünmesi, Kim Larry Fink, Larry Fink BlackRock'ın CEO'su. BlackRock Kim dünyanın en büyük fonu 10 trilyon dolar yönetiyorlar ve bir yandan da en büyük Bitcoin ETF'inde sahibi. O da yine piyasada epey spekülasyon eden oldu. Şimdi toparlayayım, ortalık karışık. Her şey olabilir. Bu arada tekniklere baktığımda hem endekslerde hem hisse senetlerinde çok kritik noktalarda duruyoruz. Ya kritik desteklerdeyiz ya kritik dirençlerdeyiz Yani yukarı veya aşağı yönde sert kırmızı olabileceği bir hafta. Bu biraz sakin gitmekte fayda var. Yani ben ana meselemiz değişmedi diye düşünüyorum. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Bu hafta da PCE endeksi geliyor. FED'in en büyük önem verdiği endeks ve orada da 10 endeks geleceğini düşünüyorum. Şirketlerin şu ana kadar açıklanan bilançolarında, teknoloji şirketlerinde durum hiç de fena değil. TSMC yani dünyanın en büyük mikroçip vericisi müthiş bir büyüme ve karlılık raporladı. Netflix'ten yine iyi bir rapor geldi. Borsalar ama şu aralar siyasi belirsizliği biraz fiyatlamaya çalışıyor. O yüzden tepkiler çok çok olumlu olmadı. CrowdStrike biraz ortada karışılan mesele. Onu da anlamakta fayda var. CrowdStrike bir diyorsunuz siber güvenlik şirketi. Hayır o hacklenmedi ama bir güncelleme hatası yapmışlar. Ee, ben şanslıyım. CrowdStrike yatırımcısıyım uzun zamandır ama zamanında satmışım. Tamamen şans bu. Öyle söyleyeyim. Nakit üretmeye çalışıyordum hatırlarsanız. Bu siyasi belirsizlikler için o çerçevede CrowdStrike'ları boşaltmıştım. Haddin Aşk üyeleri biliyorlar. Biraz şanslı oldu. Bu tiplerden alır mıyım? Biraz daha beklemekte fayda var onda da. Çünkü davalar açılabilir, mahkemeler açılabilir ve azar süreci izlemekte fayda var. Çünkü hakikaten yaşanan şey az buz değildi. Benim kız kardeşim ve eşi şu anda Fransa'da mahsur kalmış durumdalar. Hava yolları biletlerini iptal etti. Çarşamba buraya uçuş içinde 100 bin lira fiyat vermişler falan. Yani bütün dünya birbirine girdi. Hava yolları, güvenlikler, işte Amerika'da 911 servisleri, acil e, hizmetler. Bütün bunlarda sıkıntı var. Yapı Kredi Bankası'nı kullanıyorum. Ben dün ATM'leri çalışmıyordu. Orada da sorun var belli. Yani pek çok yere yayılan bir sorun bu. O yani yüzden acele etmemekten fayda var. Ama Cuma günü borsa biraz da geriye çeker bir konu buydu. Diyeceksiniz ki hocam bu nasıl video? Bize bu sefer net bir yön söylemiyorsun. Bazen net yön söylenemez. Şu anda net bir yön söylemenin faydası yok. Ama ana hikaye devam ediyor. Enflasyon aşağı doğru inmeye devam ediyor. Fed'in faizleri gevşetçeği yüzde yüz bu konuda bir tartışma yok. Sadece zamanlama ve büyüklük konuşuluyor. Bunlar genelde borsa için olduğu haberler. Hala Trump'ın kazanma ihtimali daha yüksek bir ihtimal. Bu da olumlu bir haber. Ama siyasi tarafta olan bitenler her şey etkileyecek gibi gözüküyor. Ve önümüzdeki günlerde Biden'ın başkanlıktan da istifa ettiğini duyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü eğer gerçekten Harris'i destekliyorsa gerçekten mi diyorum çünkü Biden ağzından bir şey duymadık. Sadece tweetleri var bu konuda tweetleri de muhtemelen Beyaz Saray'daki birileri yönetiyor. Yani. kendisi tweet atacak kafada değil biliyorsunuz şu sana. O yüzden Harris'i destekle emin değilim. Ama eğer destekliyorsa ben Biden'ın istifa edeceğini başkanlıklarında düşünüyorum. Ve Harris'e bir 2-3 ay ülkeyi yönetme şansı verecektir ki Harris bir şey yönetebileceğini ispat etsin. Biden istifası ortalığı biraz daha da karıştırabilir. O yüzden long veya short size kalmış. Uzun vadede pozisyonları bir değişim yok. Kısa vadede şu anda bir trade açmıyorum. Bazen kazanmamak önemli olmayabilir. Yeter ki büyük kaybetmeyelim. Borsa erken pazarda biraz yukarı doğru yön veriyor. Şu anda bu olumlu ama nereye gideceği çok tartışmalara bağlı kısa vadede dalgalanma devam edecektir. Ben seçimlerle ilgili dalgalanmaların Eylül-Ekim'e sarkacağını düşünüyordum. Biraz erken çekmiş olduk. Bakalım göreceğiz. Fakat piyasa hala bir boğa piyasası. Boğa piyasaları diplerin alım fırsatı olduğu piyasalarda temelde. Yine de siyasi risklerin belirsizliğinin yüksek olduğu ortamlar biraz sakin gitmekte fayda var. Ben teyitlerimi neler yaptım? Haddini Aşkut üyeleriyle canlı olarak Discord üzerine paylaşıyorum. Siz de oraya bekleriz. Belki fayda olabilir. Nasıl katılabilirsiniz? Linki aşağıda. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.